Hello guys, welcome back to my channel. And today we are going to Cevahir. It's a shopping mall here in Istanbul, which is it's located in Europe side. So I will tour you there. See you later. Patronu olan gazetelerden ve gazetecilerden çok fazla beklemek de mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışa katılan Mansur Yavaş'ın sloganıydı. Binali Yıldırım'ın bu sloganı da kullandığını gördük dünkü bu polemik de içinde yer alan o Üsküdar'daki ziyaretinde yaptığı konuşmalar. Abdülkadir Selvi de bugün yazdığı yazıda AK Parti mağduriyeti CHP'nin... 300 metre sonra çatalın sağından devam edin. Söylemler de bunun işareti olarak algılanabilir. Şöyle diyor, AK Parti'nin sloganı değişimi tercih ediyor. 1994 seçimlerinde olduğu gibi birebir insanların kazanılması hedefleniyor diyor Selvi. Bunun için hemşire grupları üzerinden çalışmaya başlandı. Ramazan ayı olması nedeniyle iftar ve sahur programları yapılıyor. Bunlara da gönül sofraları deniliyor. Bu arada bir not olarak aktarayım. Binali Yıldırım'ın yerde oturduğu bir iftar görüntüsü paylaşılmıştı AK Parti'nin yöneticiler tarafından. Hemen arkada masalar ve sandalyeler vardı. O görüntü üzerine çok tabii samimiyetsizlik göstergesi olarak da değerlendirildi. Evde masa varken masanın örtüsünü yere serip yerde yemek yemek ne demek diye bu doğal bir durum değil diye bu görüntülerin tamamı sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım. Selvi ile devam edelim. AK Parti öncelikle hedef sandığa gitmeyen seçmenleri ikna etmek. Bunların arasında kırgın AK Partilerin önemli bir oran oluşturduğu düşünülüyor. İlginç gelecek belki ama diyor Selvi, AK Parti sandığa gitmeyen AK Partilileri anlamak için araştırma yaptırıyormuş. AK Parti'nin seçim kampanyası 31 Mart'taki kampanyanın neredeyse tam tersi. Selvi de aynı şeyi söylüyor. O zaman yapılanlar yapılmayacak. O zaman yapılmayanlar yapılacak. O nedenle bol vaat yağmuru olmayacak. Daha çok biz İstanbul için söyleyeceklerini zaten 31 Mart önce söylemiştik. Onlar aynen geçerli denilecek. Ve bir ilişki üzerinde durulacak. Seçimlerin iptal nedeniyle kullanacak olan mağduriyeti CHP'nin elinden almak için karşı kampanya planlanıyor. Binali Yıldırım'ın ön plana çıkarılacağını söylemiştim diyor Selvi. AK Parti asıl mağdur Binali Yıldırım diyecek. Araştırma şirketi Optimar, Optimar araştırma şirketinin Türkiye genelinde yaptığı din inanç anketine göre düzenli namaz kılanların oranı %39.1'miş Türkiye'de. Ramazan ayı kendisi herhalde Allah'ın birliğine ve varlığına inan olarak. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz bir araştırma var. O araştırmada da ben bu kadar detaylı sormamıştık ancak orada baktığımız zaman shopping mall.
Anali. Yes. Now I'm at the entrance and you can see. Maybe this guy? Came from the parking lot and then we come out to see here in the entrance. It's a Dornia cafe, so a pampansang coffee shop. I'm having lemonata. It's a Dornia cafe, so a pampansang coffee shop. Dito sa Medyo Decoy kapag ikaw ay nakarating dito. Ayan. And I will take you in the metro bus stop. Kung saan ako laging sumasakay kapag pumupunta ako dito sa Medyo Decoy. Is there? Ayan siya, dyan siya. Ayan, dyan yung auto bus stop. Yan yung bus stop. Kapag nagkukumit ako, dyan ako. Lagi sumasakay. Pauwi sa amin. So going back home is take us 17 minutes only. Kasi walang traffic. And mga kababayan ko dyan, kung saan man kayo, ito ang makikita nyo sa gabi sa Istanbul. Look at that. So beautiful. Makikita mo ang ganda ng Istanbul kapag gabi. So, wait lang. Ayan siya. Bali, ilan bang bridge dito sa Istanbul? Sa pagkakaalam ko, may apat na bridge dito sa Istanbul, but we use two bridge. Itong bridge na to is located in Üsküdar. So, here you will see the sea. It's there. I'm using Samsung 10. Look at this camera, yo. It's so clear. I like this phone. I like this phone. Huh? So I forget my iPhone. So it's almost finished the bridge, mga kaibigan. Ito yung makikita nyo sa gabi. The other side is that. 3 kilometers sonra. Okay. That's so beautiful in the night. So yan yung tanda, yung bridge na yan, yan ang tanda ng papuntang Asian side at Europe side. At we are living in the Asian side.